Avustralya dünyanın en sıkı havaalanlarından bir tanesi. Ülkeye hiçbir türlü yiyecek sokamıyorsunuz. Hayatımda en hızlı çıkan vizeydi. Bir günde çıktı. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben bugün çok heyecanlıyım. Çünkü yarın hayatımda en merak ettiğim bir ülkeye, hatta kıtaya gidiyorum. Yarın Avustralya'ya gidiyorum. Ve gerçekten çok heyecanlıyım. Biraz da gerginim çünkü hazırlanmam lazım, bir sürü şey yapmam lazım falan. Hem sizi Avustralya'daki ilk adımlarıma götürmek için hem de biraz kendimi rahatlatmak için videoya başladım. Ve bu videoda Bali'den Avustralya Melbourne'e kadar olan yolculuğumu paylaşacağım sizlerle. Yine bir gidiş videosu ve havaalanı videosu olacak. Ben böyle videoları seviyorum. Beni çok motive ediyor. Yapması da izlemesi de beni çok motive ediyor. Ve o yüzden dedim ki neden birlikte Avustralya'ya gitmiyoruz? Şimdi öncelikle ben son 2 günümde güzel bir otel odası tuttum. Çünkü biraz dinlenmeye, işlerimi toplamaya, videolarımı toplamaya ihtiyacım vardı. Kaldığım yer çok güzel ve çok ucuz. Bence siz de beğeneceksiniz. Bali'nin son günlerinde bu ucuz ve güzel konaklamaların bol bol tadını çıkarttım. Şimdi bir otel turu yapalım hemen. Burası giriş kapısı. Burada bir tane dolap var böyle. Ben buraya bir sürü eşya koydum. Şimdi bunların hepsini çıkartacağız. Burası banyo. Gayet güzel ve büyük. Burası oda. Kocaman bir yatak var. Burası dün saatlerimi harcadığım bir yer. Editlerimi yaptım, çalışma masam. Buraya da böyle küçük küçük eşyalarımı dizdim. Bunları ayırmam gerekiyor. Bu odanın en güzel yanı pirinç tarlalarına bakıyor ve gerçekten manzarası çok güzel. Hemen şöyle açıp göstereyim. Otel de çok güzel. Havuzu var, masajı var, kahvaltı da dahil bu tuttuğum odaya. Ve sadece 25 dolar ödüyorum. Eğer 2 kişiyseniz bence gayet uygun ve rahat bir oda. Ben tadını çıkarttım epey. Ama insanın yattıkça yatası geliyor. Ve bir noktada kalkıp işlerime başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak sırt çantası hazırlığıyla başlayalım. Evet, kıyafetlerim bitti sayılır. Yarın giyeceklerimi şöyle ayırdım. Bir de akşamki pijamalarımı ayırdım. Bu arada size bahsetmiştim. Ben Bali'de bir arkadaşımla gezdim ve arkadaşım bugün döndü. O yüzden de biraz üzgünüm. Yani üzgün değil de böyle hüzünlü olursunuz ya, öyle hissediyorum. Neyse, o İstanbul'a döndü. Ben de ona biraz kıyafet verdim. Çünkü Avustralya'da şu an sonbahar. Ama çok sıcak olmayacak. Yani aşırı olan yazlıklarımı ve bazı bikinilerimi gönderdim onunla. O yüzden çantam epey rahatladı. Ya zaten gerçekten anlamıyorum. Mesela koyduğum kıyafetler çok az. Ama onları bile giymiyorum. Yani 2 tişört seçiyorum ve hep onları giyiyorum. O yüzden bir dahakisine gerçekten 3 tane falan tişört getireceğim. Ya başka hiçbir şey getirmeyeceğim yani. Neyse, şimdi bir banyo malzemelerimi yerleştireyim ve ön çantamı yerleştireyim. Epey küçüldü ya. Bakın. Bayağı şurası daha boş. Ama bu kadar doldurmayacağım zaten. Ön çantamı yerleştirmeden önce vizemi bir çıktı alacağım. Çünkü Avustralya vizesi pasaporta basılmıyor. Mailinize geliyor ve çıktı alıyorsunuz. Girerken onu veriyorsunuz. Unutmamak adına unutmam ama yine ilk başta onu halledeyim. Geldim. Çıkarttım.
aşkım. Çantanın içine bir ilaçlarımı koyacağım. Bir de diş fırçamın falan olduğu bir çanta var. Onu koyacağım. Ama onu sonra koyayım. Çünkü hani dişlerimi fırçalayacağım. Yarın sabah da kullanacağım. Ya ilaçlar konusunda şöyle bir şey var şimdi. Avustralya dünyanın en sıkı havaalanlarından bir tanesi. Ülkeye hiçbir türlü yiyecek sokamıyorsunuz. İlaç sokacaksanız reçeteli olmak zorunda ve içinde prospektüs olmak zorunda. Yani diğer havaalanlarından daha farklı. Bunun nedeni ülkedeki biyoçeşitliliği bozmamak adına böyle kuralları var ama eğer dikler etmezseniz hani bir kağıt veriyorlar size ve yanınızda olan her şeyi soruyorlar ve X-ray'de çıkarsa inanılmaz sıkıntı. O yüzden şu ilaçlar beni o kadar çok stres soktu ki. Çünkü ben reçeteyi yanıma aldım. Ama hani 2-3 ay öncesinin reçetesi. Çünkü Türkiye'den o zaman geldim. Ya umarım sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkmaz inşallah. Ama ben de böyle biraz insanlar anlatınca gerildim. Ya hiçbir şekilde yemek sokamıyorsunuz. Aklınızda olsun bu arada. İlaçlarınız olursa reçeteli olacak. Ya ve yanınızda bulunan her şey o açıklama formuna yazın. Yani ben öyle yapacağım en azından. Çok hızlı da bitti ya. Yani tam toparlanmadım ama en azından aklımdakileri çıkarttım. Ve düzenlemem de çok iyi oldu. Bugün işlerimi erken bitirip biraz kendime vakit ayırmak istiyorum. Ve biraz Bali yolculuğumu düşünmek istiyorum. Çok güzel geçti. Ya bu arada arkadaşımla olduğum için çok fazla video çekemedim. Ama elimden geldikçe çektim. Ve özellikle ilk geldiğimde gitmediğim tapınaklara falan gittim. Ve benim de yeni gördüğüm, yeni öğrendiğim şeyler oldu. O yüzden bugün oturup biraz Bali seyahatimi düşünmek istiyorum. Ve aynı zamanda Avustralya heyecanımı yaşamak istiyorum. Oturacağım, düşüneceğim, çay içeceğim, günlük yazacağım ve bugün terapim var. İyi geleceğini düşünüyorum bana. Sonra sabah erken kalkıp uçağa gideceğim. Bana şans dileyin ya. Her şey güzel geçsin. Her şey güzel olsun Avustralya için. Yolculuk beni bekliyor. Hadi son hazırlıkları tamamlayalım. Check-in'imi yaptım ve her şeyi sorunsuz hallettim. Şimdi yarım saat var kapının açılmasına. Ya benim birazcık Bali rupim kalmıştı. Ama dolara çevirsem değmez. Çünkü havaalanlarında kur biraz yüksek oluyor ya. Yemek alsam unuturum falan diye düşünüyordum. Ne yapsam derken tak diye bir mağaza gördüm. Ve çok güzel şeyler buldum. Çok ucuza çok güzel şeyler aldım. Böyle peştemaller aldım. Aslında bu peştemal değil. Bunları masaj yaparken üstünüze örtüyorlar. İncecik, çok hafif, tüy gibi. Ben de dedim ki seyahatte bol bol kullanırım. 3 ay sonra ilk defa alışveriş yaptım bu arada. Bunun rengini çok beğendim. Bunu kendime aldım. Bunu da annişime aldım. Ve bir tane de cüzdan aldım. Şöyle. Neyse güzel bir yere oturdum. Uçakları izliyorum. Aynı zamanda indireceğim şeyleri indireceğim telefonuma. Çünkü yaklaşık 5-6 saat sürecek uçuşum. Şimdi
boarding'e geçeceğim. Ama aklıma şey geldi, ben hiç vizeden bahsetmedim. Hayatımda en hızlı çıkan vizeydi, bir günde çıktı. Avustralya vizesi şöyle oluyor. Siz belgelerinizi gönderiyorsunuz, başvuru yapıyorsunuz ama pasaportunuzu vermiyorsunuz, taratıyorsunuz. Ardından parmak izine gidiyorsunuz, parmak izi veriyorsunuz. Ben parmak izi verdim ve bir gün sonra vizem çıktı. Bu arada vizeyi danışmanlıkla aldım, real eğitimle aldım ve çok memnun kaldım. Bütün işlemler çok hızlıydı, iletişimleri çok iyiydi ve her şey benim için hallettiler. Sadece turizm vize danışmanlığı yapmıyorlar bu arada. Eğitim vize danışmanlığı da yapıyorlar. Dil okulu, yüksek lisans, üniversite gibi alanlarda da ücretsiz danışmanlık veriyorlar. Ve aynı zamanda Avrupa'daki tüm okulların resmi temsilcisi. Ben buraya ekleyeceğim, açıklamaya da ekleyeceğim. Süreçten çok memnun kaldım. Eğer Avustralya'ya gitme planlarınız varsa real eğitimden gönül rahatlığı ile vize danışmanlığı alabilirsiniz. Sanırım benim uçağım anons edildi biraz önce. Ben boarding'e gidiyorum. Her yeni ülke yepyeni heyecanlar yaratıyor içimde. Ama Avustralya'ya giderken bambaşka bir heyecan hissediyorum. 2017 yılında dünya turuna çıkmaya karar verdiğimde ilk Avustralya'ya gitmek istemiştim. Work and Holiday vizesiyle hem çalışıp hem de kazandığım parayla gezerim diye düşünmüştüm. Ancak bu vizenin sonuçlanması çok uzun sürdüğü için rotamı Japonya'ya çevirdim. Sonra hayatım bambaşka bir yola gitti. Avustralya'ya gitseydim ne olurdu, hayatım nasıl değişirdi gerçekten bilmiyorum. Hayat hep tercihlerden ve ihtimallerden öte. Ama her şeyin olması gereken zamanda olduğuna inanıyorum. O yüzden benim için Avustralya zamanı şimdi ve şu an. Uçuş boyunca hissettiğim duygu da tam olarak bu anın heyecanıydı. Hepinize Avustralya'dan selamlar. Her şey çok rahat gelişti. Ben hızlıca pasaporttan geçtim, bagajımı aldım. Çok şükür hiçbir problem yaşamadan geçtim. Ben ilk buraya geleceğimi paylaştığımda böyle Aralık, Ocak gibi Instagram'dan Serkan abi yazmıştı bana. Ve demişti ki biz Melbourne'de yaşıyoruz, buraya gelecek misin? Gelirsen bizde kal demişti. Bugün onlarda kalacağım. Serkan abi çalıştığı için eşi gelecek, beni alacak. Şimdi onu bekliyorum ve sonrasında eve gideceğiz. Avustralya'daki ilk günlerim Serkan abi ve ailesiyle geçti. Sağ olsunlar beni çok iyi bir şekilde ağırladılar. Hatta bana Türk yemekleri yaptılar. Birlikte sohbet edip keyifli vakit geçirdik. Birkaç gün dinlenip yorgunluğumu attıktan sonra onlara veda edip Melbourne'de bir hostele geçtim. Ve kendimi Melbourne'ün sokaklarına attım. Bir süre vaktimi hiç bilmediğim bir ülkede olmanın heyecanına ve merakına bıraktım. Şehri neredeyse yürüyerek gezdim. Parklarda oturdum, kahve içtim ve şehri izledim. Aynı zamanda beni uzun zamandır takip eden ve Melbourne'de yaşayan birçok Türk'le tanıştım. Hepsi de arkadaşım oldular. Tüm bunları yaşarken daha ilk günlerden itibaren Avustralya'nın bana iyi geleceğini hissettim. Sabah tişörtle çıktım, öğlen sivitimi giydim, şimdi de polarımı giydim. Melbourne için şey diyorlardı, havası hiç belli olmaz, bir günde 4 mevsimi yaşarsın. Gerçekten de öyleymiş. Neler oldu baştan alayım. Ben havaalanından indikten sonra Serkan abinin eşi karşıladı beni. Çok güzel vakit geçirdik, Türk yemekleri yedik, çay içtik, sohbet muhabbet derken keyifli vakit geçirdik. Bu arada havaalanı gerçekten dedikleri kadar varmış ama ben çok şanslıydım. Yani hiçbir sıkıntı çıkmadı ama mesela havaalanından indikten sonra bir alandan geçiyorsunuz. Plastik paspas vardı ve üstünde hafif su vardı. Oradan geçiyorsunuz, sonra ayağınızı siliyorsunuz, öyle geçiyorsunuz. O da işte ayağınızda çamur falan kalmışsa Avustralya ekolojisini bozmamak adına yapılmış bir şey. Gerçekten geldiğim en ilginç havaalanlarından birisiydi ama sıkıntısız geçti her şey. Onun dışında Avustralya beni çok güzel karşıladı. İlk izlenimlerim çok olumlu oldu anlayacağınız.
Şu anda böyle bir tane kütüphaneye gelmiştim. Kütüphanenin önünde oturuyorum. Böyle birçok insan var burada oturan, çizim yapan, çalışan, kitap okuyan, müzik yapan. Bugün epey gezdim. Hala daha jet lag'ı atamadım. O yüzden burada keyif yapıyorum. Ben bu ülkeyi, hatta kıtayı elimden geldiği kadar gezmeye çalışacağım. Sydney'e gideceğim, Adelaide'e gideceğim. Böyle kafamda bazı planlar var. Bakalım kaçını gerçekleştirebileceğim. Destekleriniz benim için çok önemli. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. O zaman takipte kalın ve birlikte Avustralya'yı keşfedelim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.